Eurovision'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminin ne kadar hareketli olduğunu söylememe bile gerek yok. Beşiktaş transferde hamleleri üst üste yapıp erken dönemde transferleri hazırlayıp kampa yetiştirmeye çalışıyor ki bu konuda çabalarının ne kadar önemli olduğunu da vurgulamak isterim. Tabii ki geçen sene gelen bir teknik direktör eksikleri belirledi. Ceyhun Kazancı'yla omuz omuza bir çalışma içerisindeler. Dolayısıyla Beşiktaş'ta transfer gündeminin yoğun olduğunu vurgulayabiliriz. Hemen şunu söyleyelim. Öncelikle Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz. Abone oluyorsunuz. Beğenileriniz bizi öne çıkarıyor. Bu manada eleştiri ve yorumlarınızın da bize yol gösterdiğini söylemek istiyorum. Ve hemen Beşiktaş'ın gündemine geçmek istiyorum. Çok fazla uzatmadan. Çünkü Beşiktaş'ın gündeminde çok önemli hamleler olduğunu vurgulayalım. Öncelikle artık kesinleşmiş, belirginleşmiş şu transferle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Kim bu belirginleşmiş transfer diyeceğiniz? Artık her şey anlaşıldı. Çok küçük detaylar var. O küçük detaylar da tamamlandıktan sonra artık Saiz'in, Roman Saiz'in gelmesini bekliyoruz. Faslı stoper. Ön libero'da oynuyor. Wolverhampton'daydı biliyorsunuz. 32 yaşında sözleşmesi bitti. Ön libero oynuyor. Özellikleri var. Sol stoper gibi oynuyor. Üçlü savunmanın önemli bir oyuncusu. Teknik kapasitesi iyi. Geriden topu oyuna sokabiliyor. Bir de önemli özelliği de özellikle öne çıktığı zaman sezon içerisinde 3 ila 5 gol civarında gol katkısı olduğunu da vurgulayalım. Geçen sezon diyelim 33 maçta forma giydi ve 3 gol attığını vurgulayalım. Evet, oyuncuyla ilgili Romain Saiz'i artık bekliyoruz. Bütün anlaşmalar gerçekleşti. Artık son hamleler kaldı. Ufak tefek Roman Saiz'in hazırlık kampına geleceğini söyleyebiliriz. Yine takım içerisinden bir bilgi vereyim. Atiba ile ilgili yönetim devam kararı aldı. Bütün kararı da yalnız İsmail'e bıraktı. Valerian İsmail eğer evet derse Atiba devam edecek ama biraz da herhalde şu yabancı sayısının da beklendiğini vurgulayabiliriz. Tabii şöyle bir olay var. Birkaç tane notum vardı. Onları söyleyeyim, sizlerle paylaşayım. Ondan sonra devam edeyim. Notlarımı söyledikten sonra. Öncelik iki stoperde, santraforda ve sol kanatta. Çünkü Kaylar'ın konusu biliyorsunuz tamamen artık bitme noktasına geldiği için bir anlaşma söz konusu değil. Sol kanata bir oyuncu, iki tane stoper ve özellikle bir santrofor, en az bir değil hatta bir de yerli iki tane santrofor transferi ön planda şu anda. Bununla ilgili isimler belirlenmiş vaziyette, netleşen bazı konular var. Dedik ya, bir stoper belli oldu, orada ikinci stoperi arıyor. Hatta Ceyhun Kazancı'nın bir açıklaması var. İkinci stoperimiz de Dünya Kupası oynayacak bir stoper olacak diyor ama isme henüz ulaşamadık. Pek çok stoper var tabii. Abdülkerim Bardakçı'nın da gündemde olduğunu, Koray Günter'in de gündemde olduğunu biliyoruz yerli stoperler olarak ama ikinci stoperin ismi netleştiğinde sizinle paylaşacağız. Ve tabii ki stoper konusunda Saiz'in işinin bittiğini söyleyelim. Ve kral golcünün artık Beşiktaş'a dönme noktasına geldiğini de vurgulayalım. Bir fırsat transferi var santrofor'da, onu da söyleyeceğim. Yani onları size şöyle bir başlık olarak ekleyeyim ve takım içerisinden birkaç tane not vermek istiyorum. Takım içerisinden not. Serdar Saatçı biliyorsunuz stoper bölgesinde önemli bir oyuncuydu. Bologna istiyor ama Beşiktaş kulübü 5 milyon euro istiyor. Ben 5 milyon euro Bologna Serdar Saatçı için verir mi? Takip ettiği oyuncuymuş ama pek sanmıyorum açıkçası. Çünkü 5 milyon euro biliyorsunuz Rıdvan Yılmaz ki A milli takım formasını giymesine rağmen 3,5'larla 5'ler arasında dönerken Serdar Saatçı için 5 milyon euro gerçekten yüksek bir bedel. Yönetim ama böyle istiyor, onu söyleyebiliriz. Hemen bir başka önemli noktadan bahsedelim yine takım içerisinden. Can Bozdoğan konusu. Can Bozdoğan konusu da artık Beşiktaş için kapandı transferi. 31 Mayıs'a kadar eğer Beşiktaş 1.8 milyon euroyu vermiş olsaydı, yatırmış olsaydı Schalke kulübüne transfer gerçekleşecekti. Beşiktaş
en fazla 900 ya da 1'e çıkabiliriz, daha fazlasına çıkamayız dedi ve transfer böylece sonuçlanmış oldu. Daha doğrusu olumsuz sonuçlanmış oldu, öyle söyleyebiliriz. 21 yaşındaki oyuncu serbest oyuncu statüsüne geçti. Peki şimdi ne olacak? Oyuncu Avrupa'da oynamak istiyorum diyor ama şöyle bir gerçek de var. Trabzonspor'un da oyuncuya ilgisi olduğu gerçeğini hemen burada vurgulamam gerekiyor. Tıpkı bir başka oyuncu gibi. Bir başka oyuncu kim? Orta sahada değil, bu kez santrofor bölgesindeki Güven Yalçın'dan bahsediyorum. Güven Yalçın da anlaşmazlık üst düzeyde devam ediyor. Güven Yalçın da bu noktada Bundesliga'ya gitme konusunda bir karar aldı. Yani Almanya yolcusu diyebiliriz. Ancak 33 maç, 6 gol, 3 asist gibi çok iyi bir rakamı var. Yani 9 gole doğrudan katkı yaptı. Onun içinde Trabzonspor'un hani yerli bir santrofor, Halil mi olur, işte Güven mi olur noktasında yerli bir santrofor düşüncesiyle Güven'i ikna etme çabası olduğunu söyleyebiliriz. Ama Beşiktaş Güven Yalçın'la anlaşamadı. Bunu net bir şekilde vurgulayalım. O kanat transferinden bahsedeceğim. Daha önce de gündeme geldi. Hatta Fenerbahçe'ye gidiyor dendi ama Beşiktaş tekrar o noktada öne geçtiğini söyleyeceğimiz bir transfer bu Beşiktaş'ın. Devam edelim Güven Yalçın konusundan. Şimdi dedik ki başka oyuncular da var, fırsat transferleri de var, onları da vurgulayacağız ama bir oyuncu var ki Beşiktaş taraftarının bir anlamda sevgilisi o. Yani daha doğrusu sevgilisi demeyelim, Tosun Paşa'sı. Tosun Paşa da 1,5 milyon euro 2 yıllık kontrata evet dedi. Yani Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl santroforu, yani yerli santroforu Cenk Tosun olacak. Bu kesinleşti, artık böyle söyleyebiliriz. Artık iş imzaya kaldı. Kesinleşti demeyelim çünkü imza atılmadan da pek net cümleler kurduğumuz zaman sonra iş geri dönüyor. Bazı pürüzler çıkıyor. Onun için sıkıntı oluyor. Bu arada çok konuşulan Burak Yılmaz transferi var. Onunla ilgili de bir bilgi vereyim. Burak Yılmaz da Hull City'ye doğru gidiyor. Burak Yılmaz'la yaptığımız ya da Burak Yılmaz'ın menajeriyle yaptığımız konuşmaların tamamında Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye dönme isteğinin olmadığını, ayrıca Beşiktaş'ın da oyun anlayışının Burak Yılmaz'ın oynadığı futbola yatkın olmadığını, yaş itibariyle de Valerian İsmail'in çok öne yazmadığı bir isim olduğunu söylemiştim ama ısrarla Beşiktaş'a dönüyor denmişti. Şimdi Hull City'nin yani Acun Ilıcalı'nın takımının bir şekilde Burak Yılmaz'la yakın temasta olduğunu, Ozan Tufan da varmış arada ama biz Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'a yazıldığı için, Beşiktaş gündeminden konuştuğumuz için onu söyleyelim istedim. Şimdi santrofor bölgesine doğru gittiğimizde iki tane isimden bahsedeceğim ama Cenk Tosun'un dışında şu kanat bölgesindeki duruma bir gelelim. Kanat bölgesinde Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Bir Beşiktaş'a doğru yöneldi, sonra bir Fenerbahçe'ye doğru yöneldi. Kimden bahsediyorum? Trezeguet'den bahsediyorum. Aston Villa'nın oyuncusu 3 milyon 100 bin euro kazanıyor. Dolayısıyla işte bu rakamın nasıl tolere edebiliriz düşüncesi vardı. Geçen sezon yarısında oynadığı Başakşehir'de paralar bölünmüştü. Çok az bir miktar Başakşehir para ödemişti. Şimdi Beşiktaş'ta acaba Aston Villa'da 2023'e kadar sözleşmesi var. Önümüzdeki seneye kadar hani üst bir para yazalım ama parayı bölüşelim gibi bir düşüncesi var ama buna pek yanaşacaklarını sanmıyorum. Çünkü bir yıl sonra sözleşmesi bitecek oyuncu için böyle bir durum söz konusu olmaz. Trezeguet konuştuğunda anlaşma zeminini arıyor ki gerçekten de mükemmel olur. Bunu daha önce de hatırlatmıştım. Bir tarafta Gezal, öbür tarafta Trezeguet. Önde işte Sörloth olmuyor. Oraya mükemmel bir santrafor getirirseniz çok çok iyi bir ileri üçlü oluşturabilirsiniz. En azından Cenk Tosun'un o bölgede olacağını da vurgulayabiliriz. Şimdi gelelim santrafor bölgesine. Trezeguet'den bahsettik. Saiz oldu dedik. Artık Romain Saiz'in olduğunu da söyledik. Cenk Tosun üzerinde olumlu bir düşünce olduğunu söyleyelim. Yalnız orta alan bölgesinde bir yeni arayışın başlayacağını da vurgulamamız gerekiyor. Şimdi daha önce ilettiğimiz bir Caicedo transferi vardı. Caicedo CSKA Sofya oyuncuyla anlaşıldı. Oyuncu 1,1 milyon euroya evet dedi. Orada bir sıkıntı yok ama
CSKA Sofya ile uzun süreli bir sözleşmesi var ve CSKA Sofya bu noktada çok sıcak bakmıyor. İyi bir bonservis ücreti istiyor ki bu rakamların 3,5 ile 5 arasında olduğu söyleniyor Ekvadorlu oyuncu için. İşte bu noktada biraz sıkıntı oluştu ve bu kez bir fırsat transferi gündeme geldi. İşte o fırsat transferini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beşiktaş için tabii fırsat transferi çok önemli. Bu noktadaki isim Weghorst'tan bahsediyoruz. Hollandalı oyuncu Weghorst. 29 yaşındaki oyuncu Burnley'de oynuyor. 1.97 boyunda ve 12 kez de Hollanda milli takımının formasını giydi. 2025'e kadar sözleşmesi var. Hani diyeceksiniz ki 2023'e kadar olanı alamıyor da 2025'e kadar olanı nasıl alacak? Takımın küme düşmüş olması nedeniyle oyuncu Burnley'den ayrılmak istiyor. Bir kere bunu söyleyelim. Çünkü Transfermarkt değeri çok yüksek yani. Bu sezon 44 maçta 9 gol, 4 asistle 13 gole tesir eden bir oyuncudan bahsediyoruz. Oyuncu bir alt ligde oynamak istemiyor. Onun için de beni bırakın diyor. Beni bırakın dediği için de Beşiktaş bunu bir fırsat transferi olarak şöyle değerlendirecek. Satın alma opsiyonuyla kiralama gibi bir pozisyon üretmeye çalışıyor. Weghorst'ta gerçekten uzun boylu bir nokta santrofor olarak olumlu bir oyuncu, onu söyleyebiliriz. Bu manada Beşiktaş'ın bu fırsat transferini kaçırmak istemediğini söyleyebiliriz. Yani işte hep baştan beri vurguladığımız bir cümle var. Bakın Sörloth'tan başladık. Bastoslar konuştuk. Yani o kadar çok oyuncu konuştuk ama neticede nereye geldik? Bakın bir başka transfer noktasına geldik. Öyle ilk transferde planladığınız oyuncuyu almak çok kolay olmuyor. Weghorst'ta gerçekten tam da Valerian İsmail'in istediği türde bir oyuncu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.